Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 196 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif edelim. Ayhan Erel, Aksaray Milletvekili, Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul Milletvekili, İbrahim Halil Oral, Ankara Milletvekili, Fahrettin Yokuş, Konya Milletvekili, İsmail Tatlıoğlu, Bursa Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral. Buyurun Sayın Oral. Sayın Başkan, yeni görevinizde başarılar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 196 sıra sayılı kanun teklifinin 12. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime bundan 105 yıl önce dünyanın en kesif ordularının yüklendiği Çanakkale mahşerinde yüzlerce yıl unutulmayacak bir destan yazan, akabinde ise kara savaşlarıyla Çanakkale geçilmez iradesini ortaya koyan kahraman ecdadımızı, o büyük destanın komutanlarını, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anarak başlamak istiyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, bütün dünyayla birlikte ülkemiz dünya tarihinin en zorlu sağlık krizlerinden birini yaşıyor. İlk olarak bu süreçte üstün gayret gösteren ve mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde süreci yöneten Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Koca'yı geçmişte eleştirdik. Bundan sonra da icap ederse yeri geldiğinde eleştiririz. Ancak koronavirüs sürecinde gösterdiği gayretleri de asla unutmamalıyız. Ayrıca gecikmeden cemaatle kılınan namazları ve cuma namazını Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla iptal eden Diyanet İşleri Başkanlığımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Bu noktada millet olarak tedbirleri hep birlikte doğru şekilde almalıyız. Virüsün ekonomik etkilerini de hızlı bir şekilde düşünmeliyiz. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle pek çok işletme kapatıldı. Doğru olan da buydu. Ancak bu işletmelerin maaş, sigorta, vergi ve giderlerinin hibeler ve faizsiz uzun vadeli kredilerle karşılanabileceği bir ekonomi planı acilen açıklanmalıdır. Gerekiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin bile bir kısmı bu alana aktarılmalıdır. Allah milletimizin yardımcısı olsun, hastalarımıza şifa nasip etsin. Değerli milletvekilleri, genel kurulda bu kriz ortamında yine 23 ayrı kanunun 40'ı aşkın konuda düzenleme yapan bir torba kanunla karşı karşıyayız. Bu yasama usulünün yanlış olduğunu her seferinde bu kürsüden ısrarla dile getirmeye devam edeceğim. 100. yılını kutladığımız meclise yakışmayan kanun teklifidir bu. Faydalı içerikte olsa bile yamalı bohça gibi düzenlemelerdir. Saygıdeğer milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başka kurumlardan müfettiş alımının önünü açan bu düzenlemeyi İyi Parti olarak karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı teftiş kurullarında çalışan personelin de tamamına yakını itiraz etmektedir. Kurumdaki müfettişler tarafımıza ulaşmış ve bu görüşlerini ifade etmişler, imzalı taleplerini bütün milletvekillerimizle paylaşmışlardır. Bu teklifin gerekçesi olarak sunulan iş yükünün çokluğu meselesi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müfettiş sayıları değişmemiş olmasına rağmen teftiş kuruluna gelen iş sayısı 2009'da 334 iken bu sayı 2019'da sadece 150 olarak gerçekleşmiştir. Yani iş yükü artmanın yanı sıra azalmıştır. Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin bir kısmının da zaten kendi teftiş kurulları vardır. Bütün bunlar ortadayken kurum dışından
bakanlığın genelgelerini, genelliklerini, yapısını bilmeyen, yeterli ehliyet ve liyakata sahip olmayan kişilerin müfettiş yapılması kurum içi huzuru bozacak, yeni sorunların oluşmasına sebebiyet verecektir. Sayın milletvekilleri, ülkemizde genç işsizliği almış başını gitmiştir. Böyle bir ortamda amacının ne olduğu belli olmayan bir şekilde başka kurumlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müfettiş alınmasının mantığı yoktur. İşsiz genç kardeşlerimizin yarasına merhem olmak için 15-20 kişi dahi olsa müfettiş yardımcılığı sınavı açılıp istihdam yapmak yerine neden böyle bir yol seçilmektedir? Ben bu işte bir yeniği olduğu kanaatindeyim. Hele ki alımlarda sözlü sınav ifadesini görünce bu kanaatim daha da güçlendi. Maalesef özellikle AK Parti iktidarları döneminde tamamlayalım. Tırnak içinde söylüyorum, sözlü sınav adrese teslim kadroların, parti kayırmanın, ehliyetsizliğin ve liyakatsizliğin anahtar kelimesi olmuştur. Ayrıca madem başka kurumlardan zaten denetim yeterliliğine sahip insanları alıyorsunuz, neden tekrar sınav yapıyorsunuz? Bunlar zaten müfettişler. Tekrar bu sıfatlarına tasdiye asla ihtiyaç yoktur. Velhasıl kelam, bu madde baştan sona hatalarla doludur, art niyetlidir ve tekliften çıkartılmalıdır. Bu düşüncelerle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 12. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.